Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol. Şimdi karşıya geçebiliriz. Balık Hafıza'dan herkese merhaba, ben Gamze Elman. Ben Fırat Şenol. Bu bölümümüzde Taksim Meydanı'nı ve 1 Mayıs'ı konuşacağız. Öncelikle sözü Fırat'a vereceğim çünkü Taksim Meydanı'nın tarihini, oradaki anıtları bize anlatacak. Meydanın geçmişini bize anlatır mısın diyerek sana sorarak başlayayım. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, aslında kamusal bir alan Taksim Meydanı. Belki de Türkiye'nin en önemli meydanı. Şüphesiz ki en büyük meydanlarından bir tanesi. Tarihi kısımda çok fazla bir geçmişi var ve buradaki en büyük geçmişlerden bir tanesi siyasi jargonun dili haline dönüşen bir yer aslında Taksim. Yani hem insanların kamusal alanı hem de aynı zamanda Türkiye tarihine dönüm noktalarının bazı kesimlerinin yaşandığı bir yer. Ama burası nasıl bir yerde? Aslında biraz bir önceki podcast'ten Gezi Parkı'ndan da biraz ufak alıntı yaparak, bir mezarlık alanıydı aslında. İşte Gümüşsuyu tarafları Müslüman mezarlığı, Latin Katolik mezarlığı AKM ve arka taraflarına düşüyor. Gezi Parkı'ndan başlayarak Harbiye'ye kadar uzanan kısım Ermeni mezarlığı ve Rumların mezarlığı ise Sıra Selber Caddesi ve Ayatriyada'nın olduğu yerler olarak biliniyor. Yani tamamen bir boş mekan, bir mezarlık alanı olarak boş bir mekandan bahsediyorum. Bu mezarlıklar daha sonra taşınıyor. Oldukça geniş bir alan kalıyor. Tıpkı Gezi'de de bahsettiğimiz gibi aslında buraya bir topçu kışlası inşa ediliyor ve meydan biraz şekillenmeye başlıyor böylelikle. Bundan sonra ise özellikle Cumhuriyet'e girerek biraz bahsetmekte fayda var bu bölgeye. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte bir Cumhuriyet Meydanı'na dönüşüyor. Ankara başkent yapıldıktan sonra İstanbul biraz gözden düşmüş bir halde, bir 10 yıllık. Bir Beyazıt Meydanı'nda ufak gelişmeler var ama onun dışında işte Henry Prost'un İstanbul'a daveti ve buradaki belli çalışmalar var 30'lu yıllarda, 40'lı yıllara kadar süren. Taksim Meydanı ise, Taksim Meydanı yapan, bir meydan kültü veren şey ise bugün hepimizin yanından gelip geçtiği, çok simgesel bir halde olan ve Türkiye tarihinin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ana simgesi haline dönüşen bir anıt. Cumhuriyet Anıtı ya da Taksim Anıtı olarak biliyoruz bizler bunu. Cumhuriyet döneminden önemli anıtı olarak bilinmekte ve Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da ilk anıtı olarak inşa ediliyor. Tabii ki Bizans döneminden anıtları var İstanbul'un ama Cumhuriyet'in ilk anıtı olarak bizler biliyoruz. 9 Ağustos 1928'de Taksim'e yapılan bir anıt olarak bilinmekte. Ama çoğu insan aslında onun yanından gelip geçerken bu anıtın nasıl yapıldığını, burada mı inşa edildiğini, nasıl bir süreçten geçtiğini çok az insan bilir. Bir simge haline dönüşen bu yapıt aslında Roma'dan yapılıyor. İtalya Roma'da inşa ediliyor. Ve gemiyle İstanbul'a getiriliyor. Ondan sonra Taksim Meydanı'na konuluyor. Acayip. Evet, çok enteresan değil mi? Tabii. Daha çok şey beklersin ya böyle, netice itibariyle senin kültürünü, senin tarihini anlatmak istediğin yer aslında ve onu sembolize etmeye çalışıyorsun ama o senin topraklarında yapılmıyor, başka yerde yapılıyor. Kesinlikle, ama yani o dönemde büyük bir girişim var aslında Osmanlı son dönemlerinde, çağdaş sanata, heykele, resme. Ama onun dışında savaştan çıkmış bir toplum, 1928 gibi bir tarih. Ve bir İtalyan mimara danışıyorlar. Pietro Canonica olarak bizler biliyoruz ismini. Onun inşa ettiği bir yapıt. Bir de diğeri ise Mongeri'nin de tasarımının içerisinde yardım ettiği bilinmekte. Mongeri de meşhur mimarımızdır. Ankara'yı tamamen baştan aşağı inşa eden, San Antoine gibi bir kiliseyi yapan bir mimar. İtalyan heykeltıraş 2,5 yıla yakın bu anıtı tasarlıyor, çalışıyor bu anıt üzerinde. Ve buranın yapımı için gerçekten tam da Cumhuriyet ruhunu taşıyan bir altyapıya sahip. Çünkü halktan da bağış toplanıyor yapılması için. Ekonomik anlamda biraz zorlukları var. Anıtın bir kısmı Kurtuluş Savaşı'nı, diğer kısmı ise Cumhuriyet'in yüzünü temsil eder.
Ve 1922 yılında 1922 zaferini temsil eden bir fotoğraf vardır. Ve bu fotoğraf Ethem Hamdi Bey tarafından çekilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafıdır. Taarruza kalkarken ki bir fotoğrafıdır. Bu fotoğraftan yararlanarak o heykel inşa ediliyor, yapılıyor. Yani bir peş peşe üst üste gelen bir katman halinde. Diğer yüzünde ise Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak görürüz bizler. Cumhuriyet'in kurucuları arasında. Ama burada çok enteresan iki karakter var. Arkalarından sırıtırlar. Birisi İsmet İnönü'nün arkasında bulunan ve Kızıl Ordu, Sovyet Kızıl Ordusu'nun kurucusu olarak bilinen Frunze. Diğeri ise Fevzi Çakmak'ın arkasında bulunan Sovyet ordularının başkomutanı olan Boroşilov olarak bildiğimiz bir komutandan bahsediyoruz. Yani burada aslında şu soruyu sorabiliriz. Sovyet iki kişi, iki askerin burada ne işi var? Bu Cumhuriyet anıtında. Çünkü Lenin'in büyük bir desteği var zaten Kurtuluş Savaşı sırasında. Ve bunun yanı sıra da ülke kalkınması içerisinde de ilk yıllarda maddi destek de sağlıyor. Aynı şekilde ticari gelişmeler yapıyor. Zaten Sovyetler Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devlettir aslında. Peki bu anıt yapılırken ya da yapılma evresinde ne gibi durumlar oluyor? Sorunlar ve sorunsallar çıkıyor burada. Bu sorunsallar arasında mesela heykel Roma'da yapılıyor dediğim gibi ve o zamanlar Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir yarışma gerçekleşiyor. Bu yarışmayı kazanan kişi İtalyan heykeltıraşın yanına gidecek ve stajyerlik yapacak ve eğitim alacak orada. Yarışma düzenleniyor. Kim kazanıyor? 22 yaşında bir kadın. Sabiha Hanım. Ancak bekar olması, genç olması ve aynı zamanda bir kadın olması onun İtalya'ya gönderilmesinde bir sorun haline dönüşüyor. Zaten İtalyan mimar da bir erkeği daha çok tercih ettiğini söylüyor. Bu bir soruna dönüşüyor ama dönemin Milliyetin Bakanı bu işi ele atıyor ve Sabiha Hanım'ı İtalya'ya gönderiyor. Bu eğitimi almasını sağlıyor bir şekilde. Böyle bir durum söz konusu. Onun dışında da sonlara doğru anıt yapılmış bitmiş durumda ama İtalyan mimara parası tam ödenmiyor sonu çünkü çatlaklar oluşuyor. Çok güzel araştırmalar var bu arada son dönemlerde. Anıta biraz yaklaşınca fosiller olduğunu fark ediyoruz anıtın üzerinde. Çeşitli mermerlerin olduğu bilinmekte. Çok değerli, kıymetli hocalar bunların üzerine hala anıtın mermerleri üzerine çalışıyor biliyorlar. Ve Taksim'i Taksim yapan en önemli anıt bir meydan kültü yaratıyor çünkü onun varlığı. Anıt kısmına böyle değinebiliriz. Atatürk Kültür Merkezi'ne bakalım biraz daha. Onun kuruluş süreci nasıl oluyor ve tarihinde neler var? Aslında buranın önünde 1950'lere kadar gelen sarmaşıklı ev olarak bildiğimiz bir ev var. Osmanlı döneminin en önemli karakterlerinden biri kendisi ve aynı zamanda Kadıköy'ü Kadıköy yapan, Haydarpaşa'dan Pendik'e kadar uzun bir yol çizen, bu tren projesini gerçekleştiren Hugunen olarak bildiğimiz onun kışlık evi var aslında orada. Çok çalışkan bir insan olarak bilinmekte kendisi. Tam onun arkasındaki boş arazide zaman içerisinde bir proje olarak bizler bugün Atatürk Kültür Merkezi desek de zamanı itibariyle bu ismi almıyor. İşte buradaki tarihsel süreci biraz bahsedelim. Buranın ilk proje mimarı Feridun Kip ile Rukneddin Günay tarafından hazırlanıyor. 1946'da temelleri atılıyor bu yapının. Ama öyle bir yapı ki ne yazık ki para sıkıntısı yaşandığı için ilerleyemiyor proje. 1953 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı'na bağlanıyor bu alan. 1956'da da tekrar başlanıyor. Ama tekrardan bir para sıkıntısı yaşıyor. Yani aslında bugünkü AKM, yani bugünkü diyemem, ne yazık ki artık eski AKM yok ama 23 yılda tamamlanabiliyor. Öyle bir yapı. Çünkü maddi sıkıntılar yaşıyor. 1969'da da İstanbul Kültür Sarayı ismiyle açılışını yapıyor. Aslında AKM değil ismi. İstanbul Kültür Sarayı olarak bilinmekte. 1970 tarihinde ise başına büyük bir felaket geliyor ne yazık ki. Arthur Miller'ın meşhur oyununu Cadı Kazanı olarak bildiğimiz isimli oyun oynanırken yangın çıkıyor AKM'de.
Ve yangın birçok eseri yok ediyor. Çok enteresandır bu gerçekten. Çünkü o sıralarda AKM'de oyuncular 4. Murat'ın temsilini oynayacaklar. Padişah 4. Murat'ın. Topkapı Sarayı'ndan orijinal şekilde 4. Murat'ın kaftanı, kılıcı, entarisi, İtalyan bir ressam tarafından çizilen tablosu, hatta Hattat Hafız Mehmet'in Kur'an-ı Kerim'i getiriliyor Topkapı Sarayı'ndan AKM'ye. Yangın çıkıyor ve bu değerli, kıymetli eserler ne yazık ki yok oluyor. Yanıyor. 4. Murat'a ait birçok eser diyebilirim. Bundan sonra bu yangın çok enteresan bir şeydir aslında Gamze. Bir Cunda dönemine kadar gidebileceğimiz bir durumu yansıtır. Bu yangın araştırmalar yapılıyor. Devamlı çelişkili ifadeler var. İşte bir elektrik kontağından çıktığı söyleniyor. Ama siyasi bir suçlamaya dönüşüyor bu yangın. Kültür Sarayı yangını, Marmara gemisi sabotajı, Eminönü araba vapuru sabotajı gibi gerekçeler gösterilerek 1972'de ağırlıklı sol görüşlü insanlar yargılanıyor. Ve çoğu ölüm cezasına çarptırılıyor bir darbe girişimi sonrası. Ama tekrar görüldükten sonra bu mahkemeler bir şekilde ölüm cezaları kaldırılıyor. Peki İstanbul Kültür Sarayı ne oluyor yangın sonrası? 1978'de tekrardan açılıyor. Ve ismi bu sefer AKM haline dönüşüyor. Çünkü diyorlar ki Cumhuriyet bir saray değildir. Saraydan kurtarmadır aslında. Bunun için de AKM ismini alıyor. Atatürk Kültür Merkezi halinde alıyor. Buradaki en acı şey ise hala devam edip ve toplumsal hafızamızda çok önemli bir rol oynayan o güzel duvarı, güzel cephesi zamanın 1 Mayıs'larına, Gezi Parkı'ndaki eylemliklerdeki pankartlara kadar yansımıştır. 2008'de ise Kültür Bakanlığı burada etkinliklerine tamamen son veriyor. Ve 2018'de durumun ne olacağı tekrar güçlendirilip restore edeceğini düşünürken 2018 yılında dönemin hükümeti tarafından yıkılıyor ve yerine yeni bir AKM inşa ediliyor. Bu çelişkili tabii çok insan farklı farklı şeyler yorumluyor. Çoğu insanın beğendiği bir proje. Çevremden de bunu duyuyorum. Şu anki AKM'nin halini, yeni projesini. Bazı insanların tamamen eleştirdiğine hakimim. Yani bir toplumsal bir ayrım söz konusu yeni AKM'de. Ama eski AKM böyle bir özellikle siyasi geçmiş olarak da önemli bir rol oynamış durumda. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Ama tabii sadece bu değil. Tam da aslında bu AKM'den şeye bağlayabiliriz hikayeyi. Yani 1 Mayıs'lara, 1 Mayıs afişlerinin buraya yerleştirilmesine, Kanlı Pazar olayına kadar birçok yere gidebiliriz bu çerçevede. O zaman 1 Mayıs demişken ben 1 Mayıs'ı anlatayım. 1 Mayıs'ın çok köklü bir tarihi var ama sen de az önce söyledin ya Taksim Meydanı'nın çok büyük bir meydan olduğunu. Meydanlar bizlerin hep hafızasında bir şekilde yer edinir. Neden? Çünkü o meydanlara gitmek, o meydanlarda sesini çıkarmak. Bazılarının sadece siyasi anlamda değil, meydanlarda buluşursun mesela. Hani Taksim Meydanı'na gelme Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde ya da Atatürk Anıtı'nın önünde, Cumhuriyet Anıtı'nın önünde buluşursun. Parkta buluşursun mesela. Çünkü bunların kapsayıcılığını aslında oluşturur bu meydanların pek çoğu en azından. Bazı noktalarda da siyaseten baktığında da işte protestolara da sahne olur. Sağ kökenli de olabilir, sol kökenli de olabilir, fark etmez. O yüzden Taksim Meydanı da birazcık siyasi anlamda aslında sorunlu olabiliyor bu anlamda. Çünkü hem bütün turistlerin hem böyle dünyanın geldiğin zaman, Türkiye'ye geldiğin zaman İstanbul'a indiğinde gözünün kulağının olduğu yerlerden biri. Peki ilk 1 Mayıs'ı ne zaman çıkılıyor Türkiye'de? 1912 yılında. Hükümet 1923 yılında yasaklıyor. 1912'de kutluyorlar. 23'te de kitlesel olarak kutlanılmasını yasaklıyor. Çünkü 1925'te de tekrar bir bu kutlamalara karşın takriri sükun kanunu çıkarıyor ve bununla birlikte tamamen yasaklıyor. Ta ki 1976 yılına kadar. DİSK 1976 yılında Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ın kutlanabilmesi için çok kitlesel bir eylem düzenliyor. Çünkü amaç şu, işçilerin o dönemdeki çalışma şartlarının gerçek anlamda çok kötü olması, fabrikalarda çok uzun saatler çalışılması, emeklerinin yok sayılması, ucuz paralara çalışılması, haklarının tamamen gasp edilmesi sonucu meydanlara akın ediyorlar. Ve çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor bu.
aynı coşkuyu 1977 yılına, yani bizim kanlı bir Mayıs dediğimiz yıla taşıyorlar. O dönemde Kemal Türkler DİSK Genel Başkanı, çok büyük bir kitle Taksim Meydanı'na gidiyor ve burada eylemi gerçekleştiriyorlar. O dönem DİSK Genel Başkanı işte Kemal Türkler konuşurken birdenbire Taksim'de, tam da şu anki The Marmara Oteli'nin olduğu yer, o zaman işte Sular İdaresi binasının olduğu yer, oradan bir silah sesleri geliyor. Ve bu silah sesleri yüz binlerce insanın üzerine aslında yapılıyor ve en az 34 kişi hayatını kaybediyor. En az 130 kişi yaralanıyor burada. Ve daha sonrasında orada kaçışlar oluyor. İnsanlar canının derdine düşüyor. Tabii bir yandan da öfke kontrolü de olmuyor. Çünkü yani yanındaki arkadaşın, dostun, herkes yaralanıyor. Bu sırada da polis meydanı dolduranlara müdahale ediyor. Ateşi açanlara değil. Ve insanlar burada panzerlerin altında kalıyorlar. Ses bombalarına maruz kalıyorlar. Ki hepimiz biliyoruz, panzerin altında öldürülen insanların olduğunu biliyoruz. Silahla vurulmalar oluyor mesela. Bu yüzden bu cinayetlerin tamamı aslında Kanlı 1 Mayıs'ın adını veriyoruz. Yani Kanlı 1 Mayıs dememizin sebebi bu oluyor. 1977 yılındaki 1 Mayıs'a. Tabii ne oldu? Bu davalardan hiçbirinde hiçbir şey çıkmadı. Hiç kimse yargılanmadı. Katilleri, sorumluları, failleri bulunamadı. Kimin yaptığı meçhul kaldı. Sonra 1980 dönemine geliyoruz. Burada 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması darbeyle birlikte tamamen yasaklanıyor ve çok uzun müddet Taksim'e çıkılamıyor. Ta ki 2007 yılına kadar. 2007 yılında ilk kez DİSK ve bileşenleri Taksim'e çıkıyorlar. O 1 Mayıs'ta da çok fazla insan gözaltına alınıyor. Daha yakın zamana geldiğimizde ise, AKP dönemine geldiğimizde de 2010 yılında 1 Mayıs Taksim'e açılıyor. 2012 yılına kadar da kutlanıyor. Ben de hatırlıyorum birazcık. Sen de belki hatırlarsın. Çok coşkulu geçtiği de oluyor. Evet. Bu 1 Mayıs'ın. Özellikle bende 2012 yılı kaldı. 2012 yılını hatırlıyorum. Bayağı çok coşkuluydu. İnsanlar bütün taleplerini dillendirebilecek durumdalardı. Ama 2013 yılına Gezi Parkı eylemlerinin hemen öncesinde Taksim tekrardan yasaklandı. Taksim'e çıkmak isteyenler hem Beşiktaş'tan, hem Şişli'den, hem de Beyoğlu'ndan, tam da Taksim'in aslında bileşenlerinin olduğu böyle noktalar orası. Taksim üçünün ortasında kalıyor ki Beyoğlu'na da bağlı. Çok sert müdahalelerle karşılaşıyorlar. Yaralananlar oluyor, gözaltına alınanlar oluyor. Bu süreçte çok aşırı bir sancılı hareketlilik aslında görüyoruz. Sendikalar da 2014 yılında, şimdi 2013'te Gezi oldu. Yani bu 1 Mayıs'tan sonra 2014 yılında tekrar Taksim'e çıkmak istediler. Ve tekrar çok ağır müdahalelerle karşılaştılar. Bu arada bu müdahaleleri anlatırken sadece Taksim'in sınırlı kalmadığını biliyoruz. Mesela Şişli'de demiştim az evvel. Şişli'nin işte bağlı olduğu bir takım yerler, daha küçük, daha devrimci denilebilecek. Mesela solcu mahalleler diyebileceğimiz, mesela Ok Meydanı. Mesela Nurtepe, Taksim'e uzak ama oradan işte Taksim'e gitmek isteyenlere yönelik. Gazi Mahallesi yine çok uzak. Buralarda çok büyük müdahaleler oluyor. Daha sonrasında sendikalar 2014 ve 2015'te bu çok ağır müdahalelere karşın 1 Mayıs için bu gözaltılarla ilgili Taksim'de kutlanılmaması ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Anayasa Mahkemesi de çok yakın zamanda onu bağladı, karara bağladı. Onu birazdan anlatacağım ama ondan öncesinde de başka bence sorgulamamız gereken bir olay yaşanıyor 2016 yılında. O dönemde işte 10 Ekim'de Ankara Garı katliamı oldu, Suruç oldu, ondan öncesinde falan böyle çok kötü dönemlerden geçiyordu Türkiye ve Ankara Garı katliamı olunca 1 Mayıs kutlamaları Bakırköy'e, Maltepe'ye taşındı. Bakırköy ya da Maltepe dememizin Bakırköy'deki adliye var orada. O adliyenin oralarda kutlanıyordu. Maltepe'de ise yeni bir miting alanı oluşturuldu. Doldurma bir miting alanı. Mimarların karşı çıktığı, mühendislerin karşı çıktığı bir alandan bahsediyoruz. Çünkü mimarların dediğine göre o meydanda herhangi bir şey olsa, bir deprem, bir tsunami, pek çok insan hayatını kaybedebilir, çökme tehlikesi olabilir gibi. Ve çok uzun müddet burada kutladılar günümüze kadar. Ta ki 2023'te 15 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi bu kararı, başvuruyu sonuca bağlayana kadar. Dedi ki burası toplumun ortak hafızası ve sembolik değeri olan bir yer Taksim. Dolayısıyla Taksim'in
1 Mayıs alanı olarak kullanılması, burada sevdiklerini, kaybettiklerini, burayı sahiplenenlerin kutlama yapabileceği, anabileceği bir mekan haline geliyor. Ve dolayısıyla bu 1 Mayıs'ta da bu kararın ardından 2024 yılında tekrardan Taksim'e çıkmak istiyor sendikalar. Tabii burada siyasi atmosfer birazcık değişiyor. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz bağlayacağım. Orada bir çok yakın zamanda herkesin bildiğini düşündüğüm lider değişimi oldu. Özgür Özel geldi ve 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlanılması için çağrıda bulundu. Hem Erdoğan'a hem de valiliklere, İçişleri Bakanı ile görüştü vesaire. Böyle çok büyük valiliklerle görüşüldü. Aslında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılması için çaba sarf edildi. Ve bunun üzerine Saraçhane'den Taksim'e yürünmesi için oraya çok kitlesel bir çağrı yapıldı. Hem sendikalar, hem siyasi partiler, hem sivil toplum kuruluşu, pek çok insan buraya çağrı yaptı. Günün sonunda Taksim'e çıkılması için adımlar atıldı ama bu olmadı. Çünkü sendikalar geri çekilme kararı aldı ve o dönem o sıralar Taksim pek çok yerden kapatıldı. Böyle hiç bu kadar kapatılabileceğini düşünmediğimiz noktalarda kapatıldı falan. Sonra sendikalar geri çekilince Cumhuriyet Halk Partisi de geri çekildi. Çünkü sendikaların kararı doğrultusunda hareket edeceklerdi ve bugün en az 70 kişi bu dava nedeniyle tutuklu ve toplam bu 70 kişinin o gün 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar 350-400 yılla toplam yargılanıyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında. Normal şartlarda bu suçun yatarı yok ama 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren OHAL kanunları, KYK'lar falan çıktığından beri bu suçtan insanlar yargılanıp tutuklanabiliyor. En az 2 yıl yatarı var. Şimdi burada kendimize sormamız gereken şeyler var. Biz bu mekanları ne kadar sahipleniyoruz? Bu mekanlarda ne kadar barınabiliyoruz? Birlikteliğimiz ne kadar kuvvetli? Ve bu mekanlarda yaşananların her birisini ne kadar kanıtsayıp haklı olduğumuzu kabul ediyoruz? Bunların her birisinin sorusunun cevabı yok. Burada belki sendikaları eleştirmek doğru olabilir benim baktığım perspektiften. Çünkü birlikteliği sağlayabilecek, bütünleştiriciliği sağlayabilmek için bu kurumlar var. İşçilerin haklarının aradığı tek bir gün var belki. Evet, pek çok kez eylemdeler. Şu anda bir sürü fabrikalarda insanların, işçilerin eylemde olduğunu biliyoruz mesela. Ama bunların seslerini ne kadar duyuyoruz? Ve onların bu seslerini duyurabilmesi için tek bir gün var. Evet. Kitlesel miting yapabilecekleri. Ve biz buna ne kadar sahiplenebiliyoruz? Bilmiyoruz. Belki de o işçilerin ne kadar eylemselliğinin olduğunu da bilmiyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde fabrikalar var. Her şehrinde, küçük şehrinden tutun da büyük şehirlere kadar her yerinde var. Kocaeli'nde mesela fabrikalar silsilesi, orada insanlar eylemdeler. Yani ve bunların hiçbirisini görmüyoruz biz. Ve onların taleplerini sadece sosyal medyadan ya da küçük bir basın açıklaması yaparak asla seslerini duyuramayacakları şekilde ama duyurmaya çalıştıkları noktalardan bakıyoruz. Haberler görmüyor bunları. Sadece 1 Mayıs meydanına gitmek için, 1 Mayıs'ı kutlamak için değil sadece onların hakkını aramak. Onların hakkını aramak için onların sorunlarının ne olduğunu çözmek, onların sorunlarını daha çok konuşmak, bunu meydanlara taşırmak önemli benim baktığım yerden. Benim anlatacağım kısım böyle. Çünkü bir takım soruları kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Kendime sormaya çalışıyorum. Bunun bilinciyle hareket etmeye çalışıyorum. Her birimizin de kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum. Ve 1 Mayıs'la ilgili sana şunu sormak istiyorum. Sen afişlere çalıştın. Ve bunu anlatmanı istiyorum. Belki biraz daha o afişleri renkli renkli bize anlatırsan belki daha umutlu bitirmiş olursun. Çünkü benden 1 Mayıs konusunda çok umut çıkmaz. Yani şöyle, evet, afiş dönemini çalışmıştım. Okuduğum zamanlar lisans tezi olarak biraz eğilmiştim bu konuya. Yani çok yakında kaybettiğimiz sevgili hocamız Orhan Taylan'ın biz en büyük afişini biliriz. İşte bir işçi elinin dünya küresini tuttuğu, iki elin bir dünya küresi olarak yorumlanır. Tabii yani afişler aslında bir gazeteden, bir kitaptan daha fazla şey verebilir tek bir biçimde. O tasarım, o düşünceyi yansıtmaktır buradaki önemli olan şey.
Ve AKM'nin cephesi de her şekilde belli dönemlerde örgütler tarafından kullanılmıştır. Ve bir propaganda duvarı haline gelmiştir. Tabi burada her gelen karakterler kendi özgün afişlerini de hazırlıyorlar ya da her kurum kuruluş da kendi afişlerini hazırlıyorlar. Buradaki afişlere baktığımız zaman dönemin itibariyle yani Büyüsün Kara Mustafa'nın çalışmalarını hatırlıyorum. Gerçekten çok değerli çalışmalar. Yani, ve çok güzel bir kitap önerebilirim aslında. Yılmaz Aysa'nın İletişim Yayınları'nın 30. yılı için çıkarılan Solun Görsel Tarihi olarak geçer kitap. Kitap kapaklarından tutun 1 Mayıs afişlerine kadar birçok alana değinir. Tabii burada bizler Solun Görsel Tarihi'nde kitapta da çok iyi anlatır. Bir ikon vardır. Yumruğu, sol yumruğu havada, sakalsız, saçları dağınık biraz bir genç figür. Aslında bu figür Brezilya'da Kleber Rohan'ın filminden alınmıştır. 7. Sinemaya dönemin 70'lerdeki dergisinde yansıtılır. Ve Kleber Rohan'ın filmine baktığınız zaman da o sahne kesilmiştir. Ama dönemin sinema dergisi bunu alıyor ve o bir anda bir ikon haline dönüşüyor. Ve bütün meydanlarda artık sol örgütlerin özellikle bu afişlerde bunu kullandığını bizler biliyoruz. Tabi de yıldız ve yumruk figürü, imgesi vardır. Bunlar da değerli. Afişlerden büyük tartışmalar özellikle Murat Belge'nin çok güzel yaklaştığı bir analizdir bu. Elleri zincirlenmiş bir işçi figürü. Büyükçe bir şekilde AKM'nin o kısmında bulunur. Bu çok güzel bir figürdür ve bir ikon figürüdür. Ama sevgili Murat Belge, Murat Hoca çok güzel yaklaşıyor bu figüre ve şunu söylüyor. Marksist perspektif açıdan solun bir görseli olan bu ikon, bu resim sıkıntılı. Çünkü işçi sınıfı Marksist perspektif açıdan bakıldığı zaman kafasını kullanan bir varlık olarak yorumlanır. Oysa ki burada tam tersi kas gücü gösterilmiştir. Burada da bir resimsel ve fikirsel tezatlıklardan bahseder. Gerçekten güzel yaklaşmıştı. Ben de hani biraz o afişi inceledim sonrasını. Ama bir önceki programdan da bahsetmiştik. Genellikle dil daha sert, daha vurgulayıcı, direkt talep edici. Bu olay daha sonra, yıllar sonra Gezi Parkı eylemlerinde tamamen değişiyor. Çünkü mizah işin içerisine giriyor Evet. dediğim gibi. Taksim Meydanı ve 1 Mayıs benim için de aslında anlatabileceğim kısım bu kadar. Sadece senin haberin yok ama ben buraya not almışım. İzin olursa aslında hem 1 Mayıs'ta 77 kanlı 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenlere, onları hiçbir zaman unutmayacağımız ve onlara anarak kapatmak istiyorum. Bir de onun dışında Türkiye'nin çok değerli bir insanı. Ne yazık ki 30 Aralık 1994'teki The Marmara saldırısında, Kafe Marmara'da oturup vakit geçirirken bu bombadan kaynaklı yaralanan büyük yazar, büyük entelektüel Onat Kutlar'a ve aynı zamanda da yine orada ne yazık ki vefat eden arkeolog Yasemin Cebenayhan'ın anısına diyeyim ve kendi açımdan böyle kapatayım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol.